Burada susamları eski usul odun ateşinde kara fırında çifte kavuruyoruz. Bizim Bozkurt hainenin meşhur olmasının sebebi budur. Geleneksel usullerle eski usul odun ateşinde kara fırında çifte kavrulmuş olmasıdır. Susamlarımızı ilk başta çiftçiden aldığımız susamlarımızı havuzlarımızda 24 saat 48 saat aralığında yıkıyoruz. Temizliyoruz. Yıkandıktan sonra bu şekilde eski usul odun ateşinde kara fırınlarda çifte kavuruyoruz. Kavrulmuş susamlarımız elendikten sonra da geleneksel eski usul taş değirmenlerde tahin olarak öğütüyoruz. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz susamlarımızı eski usul odun ateşinde kara fırında çifte kavuruyor olmamızdır. Dedelerimizden almış olduğumuz üretim mirasını hiçbir değişikliğe uğratmadan geleceğe taşıyoruz. Odun ateşinde kavuruyoruz, geleneksel eski usul taş değirmenlerde öğütüyoruz. Dördüncü kuşağız, ilkokul 4. sınıf, 5. sınıfta okuldan çıkar çıkmaz biz değirmenlere koşardık. Burada ekmeğin arasına sıcak tahin sürüp burada karnımızı doyururduk. Burada tabii tahin doldurma işlemi yapardık, araba yükleme işlemi yapardık. Bu şekilde yardımcı olurduk babamgile. Babamgilden de bu işi devraldık. Dördüncü kuşak olarak hiçbir değişikliğe uğratmadan bu işlemi aynı şekilde geleceğe taşıyoruz. Tahin üretimimizde iki çeşidimiz var. Çifte kavrulmuş ve tek kavrulmuş olmak üzere. Tek kavrulmuş halk arasında çiğ tahin olarak bilinir. Yani normalde susam tarladan çıktığı gibi tahin olmaz. Ya tek kavrulma işlemi olur ya da bizim bu şekilde çifte kavrulma işlemi olur. Hani iki lezzet, iki çeşit tahinimiz var. Bizim çifte kavrulmuş tahinimiz biraz daha lezzeti yoğun olur. Damağa daha çok vurur, daha lezzetli olur bize göre. Ama tabii yeni nesil biraz daha bu tahin, hani biraz daha yanık, biraz daha acı tarzında söylemler olur. Ama aslında bir acılık söz konusu değildir. Tamamen daha önce bizim çifte kavrulmuş tahini tüketmediklerinden dolayı bu şekilde olur. Damaklarına hitap etmez ama bir kere tadına bakan müdavimi oluyor, o şekilde söyleyelim. Hani bir kere tadına bakan artık normal eski tek kavrulmuş tahinleriyle tüketmiyor. Pekmezle karıştırılır. Bizim bu yöremizde köpüklü helvayla da ikram ederiz. Bizim yöremize özel köpüklü helvamız var. Onunla da ikram ederiz. Gayet lezzetli olur. Ama tabii dışarıda en çok tahin pekmezle, tahin pekmez ikilisi olarak bilinir. Dünyaca ünlü meşhur Bozkurt tahinimiz 2020 yılında coğrafi işareti de aldı. Yani bizim tahinimiz coğrafi işaretli Bozkurt tahinidir. Tahinimizi Türkiye sınırlarını aşıp artık yurt dışında dahi ürünlerimiz var. Yani bunları sayacak olursak 4-5 farklı ülkede, farklı marketlerde ürünlerimizin satışı vardır.